arada erkek izleyicilerimiz çokmuş, çok mutlu oldum. Evden dışarı çıkmıyorlarmış. Hanımlar da biraz dertliymiş bu konuda, söyleniyorlarmış. Çık artık dışarı diye. Ne kadar güzel, ekran başına artık erkekleri de bağlayabildiysek ne mutlu bize. Tabii Twitter'dan da yazanlar çok dolu oluyor ama öncelikle Twitter adresimi vermek istiyorum. Güvendik Elif'ten bana ulaşabilirsiniz. Bütün istediklerinizi sorabilirsiniz. Dün bol bol telefon bağlantısı yapmıştık. Bugün de yaparız. 0212 471 61 ve 61 96 ve 97'de telefon numaralarımız. Ben şöyle mutfağıma doğru yavaş yavaş geçerken. Gökşin nasılsın? Çok mersi. Bugün oldukça iyi. Bugün oldukça iyi. İnanılmaz güzel bir menü hazırladık sizlere. Bugün Karadeniz yemekleri yapacağız. Sinan da gelmişken dedik ki biraz da Karadeniz yemeklerine bakalım. Genelde konuklarımızla konsept çalışıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Bugün neler var neler? Değil mi? Kaldın öyle. Evet. Neler var neler? Karalahana çorbamız var. Fasulye turşusu kavurması var. Pazılı karalahanalı börek var. Ne varsa Karadeniz'e ait hepsini içine koyduk. Ve bir atom var. Efendim dün Gökşin'in yapmış olduğu tatlıyı gördünüz. Azıcıktı, hiç kimse yemedi. Bütün ekip dertlendik, söylendik. Ben bugün bereketli ellerimle bir tatlı yapacağım ki sen gör diye bilmiyorum. Bisküvi bak. Senin o küçücük paketten sonra benim iki paket bisküvimle çok güzel bir tatlı yapacağım. Efendim bizler çok çalışıyoruz. Dün saat 11'de eve gittim de. Yani vallahi ben de hastanedeydim ama. Hastanen, evet. Buradan çok geçmiş kardeşime olsun. Sevgiler. Neydi geçmiş kardeşinin olsun. İsmi? Günhan. Günhan, geçmiş olsun. Bizi izle, hemen iyileş inşallah. İzliyor zaten şu an. İzliyor mu? Yaşasın. O zaman Günhan'a sevgiler gönderiyoruz. Ve tabii ki bizi hastanelerde izleyen, sağlık için uğraşan, çalışan, emek veren ve orada şu anda sağlığına kavuşmaya çalışan herkese sevgiler gönderiyoruz. Acil şifalar diliyoruz efendim. Güzel yemekler yapacağız. Evinize gittiğinizde siz de yaparsınız. Daha hızlı iyileşirsiniz inşallah. Bir atom yapacağım ki efendim ben bugün herkese ayağa kaldıracak. Bu arada ben sabahleyin kan aldırdım. Kan gelmedi ben. Ya her şeyin ilginci beni bulmak zorunda mı yani? Böyle bir şey olamaz. Kan aldırmaya gittim. Hemşire şey yaptı. Ondan sonra baktı duruyor böyle, kan gelmiyor falan. Benim kafam böyle hafif bulanmıyor. Dedim burada bayılan oluyor mu? Dedi evet oluyor. Oluyorsa dedi çıkartayım falan dedim, artık alın falan. Elimi açtım kapadım falan. Böyle 2 gram geldi. Ama enseden itibaren bana bir geldiler ki daha yeni yeni kendime gelebildim. Kansızlık var. Sabah da Gökşin biraz kızdı bana. Verdiklerimi içmiyorsun diye. Sabah neydi o içti? Çörek otu yağı. Çörek otu yağı. Siz de için gerçekten bağışıklık sistemini güçlendiren bir şey değil mi? Sindirim sistemini, bağışıklık sistemini. Sabahtan yazdım Twitter'a. Kansızlığa ne iyi geliyor diye. Herkes bir şeyler yazmış. Çok teşekkür ederim. Hemen bilgilendiriyorlar beni sağ olsun. Pekmez içeceğim, üzüm yiyeceğim. Çikolata ye diyenler falan var. Evet hastayım, benim çikolata yemem lazım diye. Benim de hiç işime gelmedi. Televizyon programı yapıp zayıflayan tek kişi olarak da tarihe geçeceğim herhalde. Zayıflamışım biraz. Evet ama bizim yemekler hakikaten şey, böyle şişmanlatmaz yani. Değil mi? Hem Akdeniz usulü yapıyoruz. Peki yemediğimizden de olabilir mi acaba Gökşin? Aşk olsun biraz ya. Biraz az yapıyorsun da o bakımdan pek böyle diyoruz gidiyor. Çok kalabalığız ondan. Evet kalabalık. Lütfen elini korkak alıştırma. Bak bizi izleyip ağzı sulanan aynı zamanda TVM çalışanları da var. Onlar da bekliyorlar yani. Bak rejiden hemen bana uyarı geliyor. Burada izleyip izleyip çocukların ağzını suyu akıyor. Bir geliyorlar, bir şey yok. Bundan sonra kazanla yapacağım. Kazanla yapacaksın. Normalde sen de böyle bol bol yaparsın. Evet, yani senden öyleyim. Beklenmeyen hareketler. Evet, yani normalde işte restoranda 200-300 kişi falan yapıyorum. Burada bıkmışsın değil mi? Alın bir tane yiyin gidin. Yok, 4 kişilik 5 kişilik aileye göre burada ayarlama çalışıyorum. Evet, bizim biraz aile geniş farkındayız. Efendim karalahana çorbası yapacağız. Hemen tariflerini veriyorum. Malzemelerimiz 1 demet karalahana, 1 bardak haşlanmış fasulye, 1 iri soğan, 1 bardak buğday, 3 kaşık mısır unu, yağ, tuz, karabiber ve pul biberden oluşuyor efendim. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da çok da yararlı. Kesinlikle. Anlaşıldığı üzere. Fasulye turşusu kavurması, bu gerçekten Karadeniz'e özgüdür. Ben genelde festivallere çok gidiyorum Karadeniz'de. Orada çok yapıyorlar. Kavurmasını da yapıyorlar. Turşusunu da çok yiyorlar fasulyenin. Efendim tarifini veriyorum. 1 kilogram turşu fasulye. Siz normalde evlerinizde de kuruyorsunuz. Ondan da yapabilirsiniz. 2 adet soğan, 1 kaşık salça, tuz, zeytinyağı ve karabiberden oluşuyor. Pazı karalahanalı börek.
Karalahanayı bugün neresi varsa. Çok aldık da ne yapacağız? Değil mi? Madem çok aldık hem böreğini yaparız hem çorbasını diye. Siz de çok aldıysanız böyle uygulayabilirsiniz. Yarım kilogram pazı, yarım kilogram karalahana, bir soğan, bir adet, beş adet yufka, iki yumurta. Ah ah, beş adet. Biraz fazla yapmışsın, ne oldu? 5 adet yufka, 2 yumurta, 1 kase yoğurt, çörek otu, susam, zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşuyor. Efendim, benim şaheser tatlım, size enerji veren muhteşem yaratık Atom. Atom için malzemeleri sayıyorum. 2 paket Petit Beurre bisküvi, ama genelde ben 1,5'unu kullanıyorum. Siz isteğinize bağlı, yumuşaklığını nasıl severseniz. 2 paket dedim, siz isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Kakaolu puding. Süt dedim ama puding için gerekiyordu. Ben yapmıştım bu arada. Pudingimi de hazırladım önceden o bakımdan. Efendim 750 gram süt, 3 tane elma, ceviz, tarçın, üzüm, fındık ve Hindistan cevizinden oluşuyor. Benimki de. Hemen yapacağım ben. Çünkü biraz onun soğuması lazım. Soğuyunca güzel oluyor. Hemen yapmak üzere elime. Ben de soğanları ufaktan ufaktan. Hadi bakalım. Kavuruyorum. Bu büyük ya. Sen bu büyüğü al istersen. Efendim? Al sana bir. Aa, sen yapmışsın. Dur bakayım. Böyle kalsın. Diğerleri zaten nerede? Küçükleri vardı. Onlar iyiydi bana. Ya ben gene kardeşimden bahsettim. Dün gittim işte, bugün ameliyata girecek. Gene hani biz hep kardeşimle didişiyoruz ya. Evet. Gene çocuk şeye girecek. Ameliyata girecek. Gene bana laf atıyor. O eldivenleri bir kere mi eldiven giyiyorsun? Etrafa dokunuyorsun. Şey yapıyorsun. Yengeme şikayet ediyor bir de. Sevgili yönetmenim, ne olur göster de şunları 10 kere değiştirdiğini. 10 kere değiştirdiğini. vallahi değiştirmiyor. Ben de sürekli söylüyorum. Ben de sürekli söylüyorum ama değiştirmiyor. Pis bir şey. Biraz. Abi de güzel yemek yapıyor değil mi? Onu mu alsak, ne yapsak? Siz şu ayağı bir iyileştirin de lütfen, stüdyoya bekliyorum sizi. Olur, bunun ayağını kaydıralım. Az yapıyor biliyor musunuz? Hiç doyamıyor karnımız. Açlıktan ölüyorum. Zayıfladım resmen ya. Akşama kadar burada kalayım ben. Ondan sonra yiyecek bir şey kalmasın. Efendim hemen kendi malzemelerimi sayıyorum. Gördüğünüz gibi Petit Beurre, tabii benim biraz kolum ağrıdığı için onun için biraz önceden yaptım bunu. Zeynep yaptı, tamam söylüyorum. Tamam, tamam, peki bunları o böyle böyle ufak ufak gördüğünüz gibi hamur kıvamına getiriyoruz. Her şeyi de söylerim, hiç vallahi çekinmem yani. Elma, aa bu arada. Ya şaka yaptım değil, ne olur ya. Niye şaka yaptın? Vallahi değiştiriyorum. Yönetmeyim, ne olur göster beni. Al o zaman şunları rendele, cezalısın falan diye. Sürekli şimdi değiştireceğim çünkü soğanlı. Ha, bakın değiştiriyor. Korku belası işte, değiştiriyorum diye. Hadi hadi, tamam, inandık. 3 tane elmamız var ama bu elmalar biraz küçük, biz 4 yapacağız duruma göre. Bunu hamur kıvamına getireceksiniz. Bunun esas püf noktası budur. Hepsini, bütün malzemeleri koyduğunuz zaman hamur kıvamına getireceksiniz. Olmadı, elmalar çok geldiği zaman biraz Petit Beurre bisküvi. Elması az geldi Petit Beurre. Petit Beurre az geldi elma derken kazan büyüyor. Böyle bol bol yapmış oluyoruz. Heh, güzel soy onları. bugün sen cezasın. Niyeyse? Bilmiyorum sen ki vallahi. Sen bir cezai sisteme girdin. Yani dün bir de ikinci iyi haberimde ayrılmadım ben dün. Ha. Buradan ayrılmak üzere gönderdiniz. Ercan Bey'den haber yok valla. Ercan Bey'e buradan sevgiler gönderiyoruz. Gerçekten o da ayrılmadıysa ne mutlu ona. Bütün sevgililere siz öyle şeyler söyleyin. Yok eski sevgilim, yok aşkım falan. O işler oraya gittikten sonra artık söyledik? Aşk meşk. Tabii canım, aşk maşk kalmaz ya. Ne eskisi ya? Niye siz o eskilerde aşklarınızda kaldınız? İşte yanlış cevabı onu, verdiniz. Kalmadık onu diyoruz. Ha? Kalmadık olur mu? Resmen kaldın. Kaç tane, kaç kere aşık oldun? 4. Niye hatırlıyorsun sen o 4 kişiyi? Neden? Hatırlamaman lazım. Demek ki yeterince aşık o. Ha? Söyleyeyim mi? Yok ama biz, geçmişimiz de bizizdir. Yani şu anda doğmadık. Tamam, geçmişi şu anda sana inkar et demedik ama öyle aşkla da hatırla demedik yani. Ne oluyor öyle aşk? 4 tane aşk falan böyle. Geçti onlar, geçti. Bunlar iyice hamur haline geldi de dur seninkileri karıştırayım azıcık bari. Bir iyilik yapayım. Ben Allah de olmasam. Ha? Allah razı olsun. Bitirdim seni Gökşin. Sanat hayatım bitti. Başlamadan biten sanat hayatım.